Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün doğrunun analitiği en önemli kısım. ÖSYM'de kesinlikle soru çıkan kısım burası. Ve her sene en az iki tane soru analitik geometride genellikle bu konudan geliyor. O yüzden dikkatle dinlemenizi istiyorum. İki sayfalık bir dokümanımız olacak. Dokümanı PDF olarak açıklama kısmında bulabilirsiniz. Çözümlü ve temiz PDF şeklinde bırakıyorum biliyorsunuz. Artık beni tanıyanlar nasıl bir sistem yaptığımı biliyorlar. Yaklaşık bir hafta video atamadım. Özel ders öğrencilerimin yoğunluğundan dolayı işler güçler diyelim maalesef. Neyse. Şimdi doğrunun analitiğine geçeceğiz arkadaşlar. Hazırsak çok iyi bir anlatımla devam edeceğim. Ve şöyle bir püf nokta vereyim size. Bir öğrenci doğrunun analitiğinde formül ezberlemeden nasıl bu konuyu halledebilir ondan bahsedeceğim. Biz daha önce noktanın analitiğini yaptık ve şimdi ise doğrunun analitiğine geçiyoruz. Doğrunun analitiğinde en temel eğim diye bir konumuz var. Çoğunuzun ismen duyduğu. Eğimin tanımını okuyalım. Koordinat düzleminde bir doğrunun x ekseniyle pozitif yönünü. Bakın arkadaşlar burası çok önemli. X ekseniyle pozitif yönünü yaptığı açının tanjantına biz eğim diyoruz. Şu tanjant olayı da önemli. Yani bu doğrunun neyini verecek? Eğimini verecek deriz. Yazalım. Şuraya. Doğrunun eğimini verir. Var mı sıkıntı? Yok. Şimdi iki tane şeklimiz var. Bu şekillerde biliyorsunuz ki şurası x ekseni, burası y ekseni. Aynı şekilde eksi x, eksi y. Var mı sıkıntı? Yok. Hepsini yazmayacağım zaten. Şimdi burada biz ne dedik? X ekseniyle yaptığı pozitif yönlü açı. Şimdi önce pozitif yön, negatif yön ne ona bakalım. Arkadaşlar saat yönünün tersi pozitif yöndür. Saat yönü negatif yöndür. Şurayı düzeltelim. Negatif yön. Yani bu genellikle cümle olarak kullanılıyor. Buraya dikkat. Şu saat yönü tersi. Bu saat yönü. Var mı sıkıntı? Yok. Şimdi biz x ekseni yaptığı açı şurası değil mi? Alfa olarak dile getirelim. D doğrusu olsun bu. D doğrusunun eğimi yani MD. Bu arada eğim M ile gösterilir. Onu da şuraya yazabiliriz. M ile gösterilir. Şimdi MD dediğimiz x ekseniyle yaptığı pozitif yönlü açının tanjantı değil mi? Yani MD tanjant alfa. Şuraya T diyelim. Tamam mı? Şimdi x ekseniyle yaptığı açı şurası değil mi arkadaşlar? Bakın pozitif yönlü. Pozitif yöne doğru gidiyorum. Şurada dile getirmiştik. Saat yönünün tersi. Peki ben şuraya beta desem. Saat yönünün ters şeklinde bir beta açımız oldu. MT dediğim şey ise şöyle yazayım. MT dediğim şey tanjant beta mı oldu? Yani buradan da 180 eksi beta'dan eksili bir ifade geleceğini biliyoruz. Trigonometriden zaten ikinci bölgede tanjantın eksi olduğunu herkes biliyor değil mi? O zaman sıkıntı yok. İşte pozitif açımız ve negatif açımız bu şekildeydi. Doğrularda eğimi grafik olarak böyle görüyoruz. Var mı sıkıntı? Yok. Geçelim o zaman. Şimdi denklemlerde ne olacak? Yani y eşittir mx artı n denklemi bizim sürekli kullanacağımız denklemlerden. Yani y eşittir 4x artı 5. Eğim nedir? X'in katsayısıdır. Buraya dikkat. X'in katsayısına biz eğim diyoruz. O zaman y'yi yalnız bıraktığımda x'in katsayısı eğimdir diyoruz. Şuraya yazdım. Eğim. Peki ax artı b'ye artı c eşittir 0 denklemi geldiğinde. Bu arada şuna bir örnek verelim. Y eşittir 3x artı 5. Eğimimiz nedir? 3'tür. Tamam. Ax artı b'ye artı c eşittir 0 denklemine gelelim. Şimdi bu denklemde y'yi yalnız bırakmam gerekiyor değil mi? O zaman şöyle y'yi yalnız bırakıyorum. B'ye ax'ı ve c'yi karşıya yolladım negatif olarak. Sonra her iki tarafı ne yapacağım arkadaşlar? B'ye bölüyorum. Hepsini bölelim. Şu b'ler ne oldu? Sadeleşti. Y eşittir. Eksi a bölü b x eksi c bölü b. Peki arkadaşlar burada biz x'in katsayısına ne demiştik? Eğim demiştik değil mi? O zaman demek ki burada yeni bir şey ortaya çıkıyor. Ax artı b'ye artı c eşittir 0 denkleminde eğim dediğimiz şey eksi a bölü b ile bulunur. Yani şu ifade sürekli kullanacağım bir şey.
Yine söylediğim gibi bir tane 3x artı 4y eksi 12 eşittir 0 denklemini yazsam. Bunun eğimi nedir? Eğim eşittir eksi 3 bölü 4. Veya başka bir tane yazalım. 7y eksi 4x artı 5 eşittir 0 yazdım. Buraya dikkat. Y bu sefer önde. Çoğunlukla bu tarz verilir. Amaç öğrenciyi düşürmek için. Buraya gerçekten dikkat edin arkadaşlar. Şimdi 7y eksi 4x. A dediğimiz eksi 4 değil mi? Eğim eşittir. Eksi denklemin eksisi. Eksi A dediğim eksi 4 bölü 7'den buradan 4 bölü 7 gelir. Var mı sıkıntı? Yok. Burada da şunu dile getirelim. Şu örneklerimizi dikkat çekmesi için boyadım. Anlaşıldı mı? Geldik. İki noktası bilinen doğrunun eğimi arkadaşlar. Şimdi iki noktası bilinen doğrunun eğimi derken A ve B bir nokta olsun. Rastgele. X1, Y1, X2, Y2. Şimdi biz hatırlarsak iki nokta arası uzaklığı şu şekilde bir grafik çizmiştik değil mi? Ve şurayı devam ettirmiştik. Hatta bakın devam ettiriyorum. Şurayı ben karşıya devam ettirdim. Peki şurası dik değil mi? Şu mesafe X2 eksi X1'di. Şu mesafe Y2 eksi Y1'di. Hatırlayanlar yoruma ben hatırladım hocam diye yazabilirler. Şimdi peki biz az önce eğimi X ekseniyle yapılan açının tanjantı dedik değil mi? Ben buraya alfa desem. Yöndeş açı paralel doğrularda şu doğruyla bu doğru birbirine paralel. Paralel doğrularda yöndeş açı kavramımız vardı. Peki yöndeş açıyı yazdıktan sonra alfa. Peki biz eğime ne yazmıştık? Şurayı ben bir temizleyeyim. Eğime ne dedik? Tanjant alfa dedik değil mi? Eğim eşittir tanjant alfa. Peki arkadaşlar bana buradan tanjant alfayı söyleyebilir misiniz? Eğim eşittir. Tanjant karşı bölü komşudur. Alfanın karşısında ne görüyorum? Y2 eksi Y1. Y2 eksi Y1 bölü komşusunda ne görüyorum? X2 eksi X1. Demek ki iki tane nokta verildiğinde zaten başlığımızdan da görüyoruz. İki noktası belli. Yani bilinen doğrunun eğimi. Peki o zaman arkadaşlar burada y'ler farkı bölü x'ler farkı bize her zaman neyi verir? Eğimi verir. Gelin şöyle kafadan birkaç tane örnek yapalım. Mesela A noktası eksi 1'e 3 olsun. B noktası 4'e 6 olsun. Salladım tamamen. MAB'yi bulalım. MAB hangisinden başlarsanız başlayın. Fark etmiyor. Fakat başladığınız ifadeden devam etmek zorundasınız. Yani burada 6 eksi 3 bölü 4 eksi eksi 1 yazdım. Çünkü 6 ile başladım. 4 ile devam ettim. İfade 6 eksi 3'ten 3 geldi. Aşağıda da artı olduğu için 5 geldi. Demek ki MAB 3 bölü 5'miş. Anlaşıldı mı? Bir tane örnek yeter diyelim. Şimdi geldik nereye? Paralel doğrulara. Şimdi paralel doğrular, doğrular birbirine paralel olduğunda D1, D2 şekilde görüyoruz değil mi? Biz eğime şöyle alfa demiştim değil mi? D1 doğrusunun eğimi nedir? Tanjant alfadır. Eşittir dedim. D2 doğrusunun eğimi için yöndeş açılar birbirine eşitti değil mi? O zaman alfa ise burası alfa veya ters açıdan alfayı getirdim. Burada bir Z harfi var. Doğruda açılarda Z kuralı. İç ters açılar diyorduk biz buna. Buradan da yine tanjant alfanın M2 olduğunu da söyleyebilirim. Bu sayede ikisi de tanjant alfa geldiği için doğrular birbirine eşittir. Yani bu şekilde aklınızda kalsın ve ezberlemeyelim arkadaşlar deyip geçelim bir örneğimize. Güzel bir örnek. Soruyu okuyalım. A 1'e eksi 3 noktasından geçen 3x artı 4y eksi 12 doğrusuna paralel olan. Burada ne gördük şimdi? Paralellik gördük değil mi? O zaman eğimleri birbirine eşitmiş değil mi? Ben şunun eğimini direkt yazsam. Şuna mesela D doğrusu diyelim. MD eşittir. Eksi A bölü B. Eksi 3 bölü 4. O zaman yeni yazacağımız doğrunun T doğrusu olsun. T doğrusunun eğimini bulmak için MT eşittir. Doğrular paralel olduğu için eğimler nedir? Eşittir. MT de eksi 3 bölü 4'tür. Var mı sıkıntı? Yok. Şimdi denklemini yazmak için arkadaşlar şöyle düşünün. Biz eğimi ne bulduk? Eğim y'ler farkı bölü x'ler farkı değil mi? Peki içler dışlar yaparsam y2 eksi y1 eşittir m çarpı x2 eksi x1 mi? Peki arkadaşlar bu ifade şöyle gösterelim. Bu ifadeden yola çıkarak birazdan denklem yazmayı göreceğiz.
Denklem yazma nedir? Hemen mesela bir A noktası x0, y0 olsun. Eğimi de m olsun. Bak burada y'ler fark olduğu için denklem oluşturan y eksi y0 eşittir m çarpı denklem oluşturan x eksi x0 şeklinde bir doğrunun denklemi var. O zaman doğrunun denklemini yazalım. Bak eğimimiz elimizde var. Noktamız da var. Şuradaki denkleme göre şu denklem bir noktası ve eğimi belli doğru denklemi. Yazıyorum denklemi. T doğrusunun denklemi. Y eksi y'si ne? Eksi 3. O zaman artı 3 oldu. Eşittir. M çarpı eksi 3 bölü 4 çarpı x eksi 1. Peki içler dışlar yaparsam 4y artı 12 eşittir. Eksi 3x artı 3. Sağ tarafı sol tarafa alıyorum. 3x artı 4y artı 9 eşittir 0. Şimdi bu denklemi x ekseni ne diyordu? X eksenini kestiği noktanın apsisi. Arkadaşlar bir denklemde ya da bir doğruda x eksenini doğru kesiyorsa y'si yok demektir. Aynı şekilde y eksenini kesiyorsa x'i yok demektir. Yani burada ben y gördüğüm yere y eşittir 0 için y'yi sıfırladığım değere bakıyorum. 3x artı 9 eşittir 0'dan. 3x eşittir ne geldi? Eksi 9. X eşittir eksi 3. İşte biz buna x eksenini kestiği noktanın apsisi diyoruz. Apsis x'ti, ordinat y'ydi. O yüzden şurası önemli arkadaşlar. Y eşittir 0 için x eksenini kestiği noktadır. X eşittir 0 için y eksenini kestiği noktadır. Var mı sıkıntı? Yok. Tekrar edelim şunu da. Bir noktası ve eğimi belli doğru denklemi diyorum. Dik doğrular. Paralel gördük. Şimdi ise dik doğrularımıza geçelim. Doğrular dikse eğimleri çarpımı eksi 1'dir. Neden? Şimdi D1 doğrusuna ben alfa desem. X ekseniyle yaptığı açının alfa olsun. İki tane iç açının toplamı bir dış açımı 90 artı alfa. Peki arkadaşlar biz şuna tanjant alfa dedik. M2'ye de tanjant 90 artı alfa. Peki tanjant 90 artı alfa ne demek? Tanjant da isim değiştiriyor. Kotanjant tabii ki ikinci bölgede tanjant eksi olduğu için kotanjant önüne eksi aldı. Kotanjant eksi kotanjant alfa. Peki tanjant alfa çarpı eksi kotanjant alfa. Arkadaşlar tanjant çarpı kotanjant neydi? Tanjant çarpı kotanjant. 1'di değil mi? Önünde de eksi var. Önünde de eksi olduğu için eşittir eksi 1 diyoruz. Yani bu eksi 1 buradan geliyor. Var mı sıkıntı? Yok. Peki aynı sorunun neyini yapalım? Dik versiyonunu yapalım mı? İkinci sayfamızda. Aynı sorunun dik versiyonu. Şimdi biz eğimi bulmuştuk değil mi? Bak. Eğim eşittir. Eksi 3 bölü 4. Peki M1 olsun bu. M1 ile M2'nin çarpımı eksi 1 miydi? Dik kestiği için. Peki şuraya ben eksi 3 bölü 4 çarpı M2 eşittir. Eksi 1 dersem. M2'yi ne buluruz? 4 bölü 3 buluruz değil mi? Zaten eksi var diye. Peki M2 4 bölü 3. Noktamız da nedir? 1'e eksi 3. O zaman denklemini yazalım. Y eksi eksi 3 eşittir. M çarpı x eksi 1. İçler dışlar yapıyorum yine. 3y şurası artı oldu. 9 eşittir. 4x eksi 4 mü? Peki bunları komple nereye alalım? Bu sefer y'leri bu tarafa alalım. Çünkü yine apsisi sorduğu için. Şu fazlalığı silelim. 4x eksi 4 eksi 3y eksi 9 eşittir 0. Peki şimdi y'yi sıfırlayacağım değil mi? Şurada eksi 13 var. Artı 13 olarak karşıya atsam. 4x eşittir 13 oldu. Y yok oldu. Çünkü x eksenini kestiği noktada y olmaz. X buradan ne geldi? 13 bölü 4 geldi. Var mı sıkıntı? Yok. Yani ben aynı soruyu yapalım istememin nedeni şu. Yani aynı soru ya da farklı bir soru olsa da dahi sadece paralel doğrular eğimleri eşittir. Dik doğrular eğimleri çarpımı eksi 1'dir. Bakın bir noktası ve eğimi belli doğru denklemi derken az önce yapmıştık. Neydi? Y'ler farkı bölü x'ler farkı neydi? Eğimi verdi değil mi? İçler dışlar yaptığımda a x0 y0 olsun çarpılıyordu. Y eksi y0 eşittir m çarpı x eksi x0. Biz buna bir noktası ve eğimi belli doğru denklemi diyoruz.
Şöyle ufak bir olayımız var. Doğru üzerinden denklem nasıl yazılır? Şimdi koordinat eksenini biliyor herkes. Bilmeyen var mı? Yok. Şimdi A ve B, A x'te kesilsin, B de y'de kesilsin. Burada arkadaşlar x bölü A artı y bölü B eşittir 1 şeklinde bir denklemimiz var. Bu denklem hayat kurtarıyor. Yani hızlı bir şekilde denklemi yazmak için. Diğer türlü sonuçta x'i kesen nokta yani A'ya 0 şeklinde olacak. Y'yi kesen nokta da 0'a B şeklinde olacak. Yani x olmadığı için. Peki ben bu noktalar arasında önce eğime gideceğim. Y'ler farkı bölü x'ler farkından. Yani uzadıkça uzayacak. Ama direkt x bölü a artı y bölü b eşittir 1 şeklinde bir denklemimiz var. Hemen örneğimizi yapalım. Bakın x eksi 3 ile kesilmiş değil mi? X bölü eksi 3 artı y bölü 4 eşittir 1. Şu eksiyi yukarı alalım. Eksi x artı eksi x bölü 3 artı y bölü 4. Doğru mu? Eşittir 1. Peki arkadaşlar burada payda eşitlersem burayı 4 ile genişlettim. Eksi 4x burayı 3 ile genişlettim. Şöyle yazayım da. Artı 3y eşittir 12 şeklinde denklemimiz ortaya çıkıyor. Yani burada bakın fark ettiyseniz direkt cevaba ulaştım. Ama şey olsaydı yani direkt 0'a 4 ve eksi 3'e 0 şeklinde noktaları yapmış olsaydık eğimleri bulmuş olacaktım. Y'ler farkı bölü x'ler farkından. Ama daha kısa bir çözüm olduğu için bu yolu kullanıyoruz. Var mı sıkıntı? Yok. Geçelim bir diğer özelliğimize. Bir noktanın bir doğruya olan uzaklığı. Şimdi rastgele bir noktamız var. D doğrusu verilmiş. AX artı B'ye artı C eşittir 0 doğrusu. Bu noktanın bu doğruya olan uzaklığı en kısa mesafe H olarak isimlendirilir. Arkadaşlar ben bu H'ı şuradaki formül yardımıyla buluyorum. Nedir bu formül? Şimdi onu göstereceğim. Şimdi denklemi x1 ve y1'i geliyorum. Pardon noktayı A x1 y1 noktasını geliyorum denklemde x gördüğüm yere x1 y gördüğüm yere y1 yazıyorum. Ve bunu mutlak değer içinde yazıyorum. Bölü diyorum. Katsayılar A ve B olduğu için kök içinde A kare artı B kare. Yani Pisagor'u hatırlayın. O mantıkla düşünüyoruz. Formül bu şekilde ortaya çıkıyor. Bu formül önemli arkadaşlar. Genelde AYT kısmında çıkar. Haberiniz olsun. Örneğimiz dik koordinat düzleminde A 4'e eksi 1 noktasının. Şimdi 4'e eksi 1 noktasını denklemde yazacağım mı? Bakın H uzunluğu olsun. Mutlak değer içinde 3 çarpı 4 eksi eksi 1'den şurada artı yaptı. Artı 7. Mutlağı kapattım. Bölü kök içinde 3'ün karesi artı eksi 1'in karesi. Doğru mu? Şurayı düzelteyim. Eksi 1'in karesi dedik. Peki işlemi yapıyorum. Yukarıda ne var? Mutlak değer içinde 12 artı 1 artı 7. Bölü. Aşağıda da 9, 1 daha 10, kök 10. Ne geldi? 12, 1 daha 13, 20. 20 bölü kök 10 nedir arkadaşlar? Payda rasyonel olarak yani paydayı köklü ifade olarak bırakmıyorduk. Bunu ben kök 10 ile genişletsem. Şöyle. Bu biraz kalınmış. İnceye geçelim. Ekran zaten tam ekrandı. Şimdi kök 10 diye yazdım. Peki 20 kök 10 bölü 10'dan. 20'ler sadeleşecek yani 20 ve 10'lar sadeleşecek. 2 kök 10 olarak bulunacak. Demek ki yani şu ifadede bir noktanın A 4'e 1 noktasının 3x eksi 7 şey 3x eksi y artı 7 eşittir 0 doğrusuna olan uzaklığı en kısa uzaklıktır. 2 kök 10'muş. Nereden bulduk? Noktayı denklemde yerine yazdım. Mutlak değer içinde şurada gösterelim. Denklemde yerine yazdım ve kök içinde x'in katsayısının karesi artı y'nin katsayısının karesi dedim. Son olarak paralel iki doğru arasındaki uzaklık var arkadaşlar. Şimdi bir doğru paralelse a ve b'leri ne olacak? Eşit olacak değil mi? Çünkü eksi a bölü b paralel yani doğrunun birbirine paralelliğinden ziyade önce eğimiydi. Eğimi eksi a bölü b. Diğeri de eksi a bölü b olsun ki doğrular birbirine ne olsun? Paralel olsun. Peki arkadaşlar. Şimdi arasındaki uzaklık dediğim olay. D1, D2'ye paralel ise. Şimdi şekli görüyorum. Bak paralellik arada haş uzaklığı var. Peki denklemde. Bak denklemde farklı olanlar ne? C1 ve C2 mi? İşte bu farklı olanların farkını alıyorum. Yani C1 eksi C2 ya da C1 şey C2 eksi C1 mutlak değer içinde olduğu için fark etmiyor. C'ler farkı bölü kök içinde a kare artı
B kare şeklinde formülümüz var. Anlaşıldı mı? Var mı sıkıntı? Bunu da örneğini kafadan sallayabiliriz. Amaç sadece formülün farklı olanların farkları bölü kök içinde katsayıların karelerinin toplamı. Özellikler bu şekildeydi arkadaşlar. Şöyle bir olay var. Denklem yani PDF'leri dediğim gibi şeye bırakıyorum. Açıklama kısmına bırakıyorum. İki sayfalık bir PDF. Bunun sorularını çözeceğim. Önce bir konuyu anlatmak istedim birer örnekle. İnşallah konu verimli olmuştur anlatım olarak. Bir sonraki videolarda o zaman ne yapıyoruz? Görüşmek üzere diyoruz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala da abone değilseniz hala abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.